eğer Risale-i Nur'dan her bir meselesini siz aklen kavrayamasanız bırakmayın. Risale-i Nur hem kalbi ve hem aklı hem nefsi hem vicdanı, ruhu ve latifeleri temsil eder. Onun için Risale-i Nur'u okuduğumuz veya dinlediğimiz zaman her bir yerini anlamasak, anlamadığı, aklen anlamadığımız yerde kalbimiz, ruhumuz anlıyor, istifadesini yapıyor. Çünkü Risale'de böyle bir hususiyet vardır. O da manen dersini alıyor. Hem de arada mesela bir küçük sözleri, şu sözleri diyelim ki veya farklı Risale'sini birinci okuyuşta insan üçüncü okuyuş arasında bir mukayese yapsa ki çok fark verecektir anlayışta. Risale-i Nur'u anlamak için hoca olmak lazım değil, tahsil sahibi olmak lazım değil. Ya safiye, samimiyet lazım. O da ne? Ben dinimi, imanımı öğreneceğim, cehaletten kurtulacağım. Kur'an'ın en başta farz kıldığı iman ilmine sahip olacağım. Deyip böyle sırf din namını okumak. Bu haliyetle bir kimse okumaya devam etsin. Belki çok tahsilli hocalardan ziyade anlayışa, idrake sahip olabilir. Ha, belki diyeceksiniz ki ben çok okuyorum, elhamdülillah istifade ediyorum, fakat ifade edemiyorum. Maksat bunu ifade edeceğim. Çok ifade eden kimseler vardır ki ifade ettiği şeyle amel edemiyor. Ama bak milyonlarca notabiliste var, ifade edemiyor ama amele, Allah'ın emirlerine itaata, Allah'ın nehirlerinden kaçmada ne bir dikkatlidirler ki boyunu kesseler Nur Töresi'nin namazlarına gitmenizde. Sen şu hılaf-ı şeriat veyahut İslamiyet'in men ettiği şu şeyle ayda 100 lira kazanacak yere 10 bin lira kazanırsan yapma. İşte ben Allah'ın şeriatı dahilinde helal dairesi ona kafidir. Bana o 100 liraya 1000 lira, 10 bin liranın dairesindir. Bak, netice nedir? Netice amel.